Aslında engelliler haftası değil de 365 gün bizim hatırlanmamız gerekiyor. Bizim hedefimiz işitme engelliler toplumunun yani biraz önce Turan Bey'in dediği gibi EBA sisteminde bize ulaşan bir sürü işitme engelli vardı. Milli Eğitim Bakanlığı ile biz iletişime geçtik. Bu konuda işaret dilinin kullanılması gerektiğini ama 3-4 tane tercüman bunun sonucunu getirmeyeceğini ve bunun mücadelesini devam edeceğimizin bilgilendirmesini yaptık. İşitme engelliler bu konuda çok sıkıntılı iletişime geçemiyorlar. Bundan dolayı evde işitme engelli çocuklar da eğitim alamıyor. Halen bu çağda bile görme engelliler herhangi bir evrağa imza atarken özellikle noterlerde iki tanık zorunluluğu isteniyor. Bu yüzden bizim bir vatandaş olarak kişiliğimizi rencide ediyor bu. Bunun giderilebilmesi için noterler yaptığımız çalışmalar, görüşmeler sonucunda Noterler Birliği başta olmak üzere büyük bir direnç gösteriyor. Fiziksel çevreye erişim noktasında sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılarak kaldırımlar, iz takip yolları gibi parklar, genel alanlara giriş çıkışlarda görme engellilerin rahatça girip çıkabileceği, orta ve engellilerin tekerlekli sandalyeleri ya da koltuk değnekleriyle rahatlıkla inip çıkabileceği yapıların oluşturulmasını ve bunların takibini, denetlenmesini sizden arz ediyorum. Çalışma hayatında en az kendine yer bulan benim de temsil ettiğim zihinsel engelliler camiası. Ve bunlar sadece devletten aldıkları 2022 sayılı aldıkları çok küçük cüzi sosyal yardımlarla ayakta durabiliyorlar. Ama 2013'te yapılan 2022 sayılı yasada yapılan bir değişiklikle artık engellilere verilen bu yardımlar da kesilmeye başlandı. Sokağa çıkmayın. Evet, sokağa çıkmıyoruz. Biz sokağa çıkmamayı uygularken çocuklarımızla, özel çocuklarımızla özellikle bizler için çok zor çünkü sokağa çıkmak da çok zor. İzinler verildi ancak ne eline eldiven giyebiliyor, ne maske takıyor. İşte bunlar nasıl olmalı? Bunların sokağa çıkmasıyla ilgili yasaklar nasıl kolaylaştırılmalı? Yaşamımız nasıl kolaylaştırılmalı? Atıyorum şimdi aslında şu anda engelliler izinli sayılıyor. Ama bu süreçte izinli sayıldılar ama ne zaman işe başlayacaklar? Ya bunlar bizim için hepsi çok önemli konular. Yani bugün yardımcı hizmetler sınıfından genel idari hizmetler sınıfına geçmek isteyen doktoralı, yüksek lisanslı engelliler var. Engelli sporcularımız hem altyapılarda hem de bireysel ve takım sporları açısından ödenek bulmakta ve sporcu yetiştirmekte kesinlikle çok zorlanıyorlar. Sponsor ihtiyacımız olacaktır. Malum tenis çok, biraz pahalı bir spor. Dolayısıyla yerel yönetimlerin ne kadar katkısı olur? Milli Eğitim Bakanlığı engellilerle ilgili olarak bu konuda sağlıklı bir altyapı oluşturmuş değil. Belki bu süreçten sonra veya sürecin devamı sırasında bu EBA uygulamasının engellileri de ciddi ölçüde kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Sporcu olan arkadaşlarımızın hepsi büyük bir başarı göstermişler. Gerçekten hepsini yürekten kutluyorum. Eğer azim ve kararlılıkla yola çıkılırsa engelli kardeşlerimiz önlerindeki engelleri rahatlıkla aşabiliyorlar. Yeter ki çevre kendilerine destek versin. Aileler yeteri kadar destek veriyorlar ama özellikle merkezi yönetim yani Spor Bakanlığı veya yerel yönetimlerin bu konudaki birimleri bir şekliyle engellilere destek vermek zorundalar. Engellilerin uluslararası arenada kazandıkları her zafer
aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaferi sayılıyor. Bayrağımız göndere çekiliyor. Dolayısıyla hepimiz son derece mutlu oluyoruz. Parlamentoda zaman zaman engellerle ilgili toplantılar yapıyoruz. Engeller haftasında onları bir şekliyle anıyoruz ama işi sadece bir haftaya indirgemek, 365 günü bir haftaya indirgemek gibi bir kolaycılığa siyasetin kaçmaması lazım. Engellerin yaşadığı sorunlar ciddi. Kent içinde gezmekten, kent içinde gezerken ihtiyaçlarını gidermekten, evden çıkmaktan, eve gelmekten, ulaşım aracına binmekten, iş bulamamaktan hemen hemen hayatın her alanında pek çok sorun var ve bu sorunların bir şekliyle aşılması gerekiyor. Noterlik yasası değişsin. İki şahit olmadan kişinin iradesi noterde beyan edilemiyor ve noter bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla bunu bir anlamda kişinin iradesine saygısızlık olarak da değerlendirdi. Doğrudur. Görme engelli pekala gidebilir. Notere kendi iradesini beyan edebilir. Şahide gerek yok. Bununla ilgili notumuzu aldık. Bütün belediyeler, bizim belediyeler de dahil, engellilerin fiziksel çevreye ya da fiziksel ortama uyum sağlamaları, oraya erişmeleri için her türlü kolaylığı sağlamak zorundalar. CHP iktidarında engellilere tanınan haklar kesilecek diye özellikle bir karşı propaganda yapıldığı ifade ediliyor. Bu belediyelerimiz için de söyleniyordu. Hatırlar mısınız? CHP'li belediyeler alırsa burayı, dolayısıyla bütün sosyal yardımlar kesilecek diye propaganda yapıyorlardı. Tam tersi oldu. CHP'li belediyeler geldiler, çalışıyorlar. Özellikle bu COVID-19 sürecinde de gerçekten de bir tarihi yazıyorlar. Hiçbir ayrım yapmadan bütün ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyorlar. Dolayısıyla o efsane, yani karşı propaganda büyük ölçüde yıkılmış durumda. Engellilerin bırakın haklarını elinden almayı, tam tersine sosyal devleti savunan ve sosyal devletin güçlenmesini savunan, aile yardımları sigortasıyla sosyal hakları bir hak olarak, lütuf olarak değil, hak olarak toplumun önüne koyan bir partiyiz zaten. Seçim dönemlerinde değil, hayatın hemen hemen her aşamasında eğer bir engelli bir sorunla karşılaşıyorsa o sorunu çözmek hepimizin vicdani görevidir aynı zamanda. İnsan olarak o sorunu çözmemiz lazım. Çünkü onun da özgürce yaşamaya hakkı var, gelir elde etmeye hakkı var, sigortalı olmaya hakkı var, emekli olmaya hakkı var. Onların da hakları var, onların sağlanması lazım. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.